Selamun aleyküm can kuşlar, abilerim, kardeşlerim, karlı bir Darıca sabahından herkese selamlar. Kar yağmaya devam edecek diyorlar. Hedefteki profesyonel olarak uçurduğum kuşları size tanıtayım. Burada güzel kuşlarımız var. Ne oldu lan bu ekrana? Burada güzel profesyonel olarak uçurduğumuz kuşlar var. Şöyle söyleyeyim, altın kızlar vardı ya. Bakın. Seyisimiz mavi dişi. Hemen şurada arkada. Onun kanatlarını bantladım. Her uçurumda 2 saati deviriyor. 1,5-2 saati deviriyor. Bizi burada mum ediyor. Onunla birlikte uçurduğum 3 tane dişi vardı. Forma soktuğum. Onlar satıldı. Yani hedefte benim burada kuş kalmıyor arkadaşlar. Çok şükür. Bana kızmayın. Ben de evimi bu kuş işiyle geçindiriyorum. Bu kuşla evimi geçindiriyorum. Uçurduğum, forma soktuğum kuşlar kalmıyor. Alıcısı, talibi çıkıyor. Satılıyor, gidiyor. Şu anda uçurduğum iki tane kuş var. Bir şubalı. O da birazcık, onda da biraz bir kırgınlık var gibi ama bir de şu mavi. Tamam. Gökyüzünü boyladılar. Şu anda forma sokmaya başladım. Bu iki tane kuşumuz var. Ki bunlar da yakın zamanda gider diye, satılır diye tahmin ediyorum. Kalmıyor arkadaşlar. Burada emek verdiğim kuşlar kalmıyor. Uçan kuşa rağbet çok. Formda olan uçan kuşa rağbet çok. Dolayısıyla kalmıyor. Mutlaka bir alıcısı çıkıyor. O yüzden kadro sürekli değişiyor. Kadro sürekli değişiyor. Uçum kümesimdeki kadro sürekli değişiyor. O da neden öyle oluyor? Şöyle söyleyeyim. Yani benim kendi sıkıntımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu benim ana kümesimde, binamın altında olan ana kümeste yavru yumurta alamıyorum. Orada yavru yumurta alamıyorum abi. Büyümüyor. Burada da iki tane şimdi uçum kümesim var. İleriki safhada dişili erkekle ayıracağım zamanlar olacak. Şu anda kuşum az. Yani kuş üretemiyorum şu anda. Güzel soylu kuşlar kümese sokup kuş üretemiyorum şu anda. Ondan sebep ne yapıyorum? Dışarıdan hazır yavruları getiriyorum. Burada işte emek veriyorum, uçurtuyorum, forma sokuyorum. Onlar da durmuyor. Onlar da gidiyor, satılıyor. Yani para olarak öbür mavi nerelere gitti lan? Vallahi önümde şu anda da mavi yok piyasada. Allah Allah. Yani benim kuş uçurabilmem için en az 10 takım sağlam bir kümese kuş koymam lazım. En az 10 takım. Çünkü gökyüzüne kuş yetişmiyor. Atmaca alıyor, hastalıktan ölüyor, kedi kapıyor. Benim sürekli kendi kuşlarımı uçurabilmem için adam akıllı bir damızlık kümesine ihtiyacım var ama o da dışarıda olacak, burada olacak. Belki ileriki bir dönemde şuraya bir tane daha oturaklı, bunlar hadi uçum kümesi. Daha oturaklı bir kümes koyabilirim oraya. İçeride olmuyor yani. Olmuyor. Yavru alamıyoruz içeride. Ondan sebep ben de hazır kuş uçuruyorum. Uçurduğumuz kuşlar da forma girenler de satılıyor. Satmak zorunda kalıyorum. Ben bile çok sonunu göremiyorum yani. Bak mavi piyasada yok. Bak geçen sefer de böyle oldu. 3 tane kuş kaldırdım.
Kocaeli'den Yunus Şenses abim 3 tane kuş hediye etmişti. 2 tanesi öldü. Bir tanesini forma soktum. Dedim ki adama en azından bir tanesini izlettiririm dedim. Lap gözümün önünde Gökdoğan aldı gitti. Gözümün önünde Gökdoğan aldı gitti. Bak şimdi de mavi piyasada yok. Bununla birlikte kaldırdım. Çingene mavi piyasada yok. Hayırlı işler. Uçum yaptığım yerinde bir dezavantajı var. Yaşadığım yerin yarısını olabildiğince görebiliyorum. Yaşadığım yerin yarısını olabildiğince görüyorum ama diğer yarısını, binalardan diğer yarısını orayı göremiyorum. Yani kot farkından dolayı burası aşağıda da kalıyor. Binaları, kuşlar genelde binaların üstünde uçuyorlar. Korkularından bakın açık alanda uçmuyorlar. Çünkü açık alanda uçtukları zaman hedef oluyorlar. Atmaca'ya, Gökdoğan'a hedef oluyorlar. Bak mavi piyasada yok. Birlikte kaldırdım mavi piyasada yok. Nerede? Ya inanın çok zor ya. Gerçekten bu oyun kuşu işi var ya. Kur'an çarpsın delilik. Yani kuşlarınız ölüyor. Emek veriyorsunuz. Forma sokuyorsunuz. Gökdoğan alıyor. Atmaca alıyor. Gerçekten delilik yani. Bu oyun kuşu işi delilik yani. Delilik. Başka bir şey değil yani. Al mavi piyasada yok. Mavi nerede? Martı mı kovaladı? Atmaca mı peşledi? Bu kuş nerede? Şu anda ballı uçuyor. Mavi piyasada yok. Neyse onu da çağırayım aşağıya. Bu yani çok üstüne gitmiyorum şu anda mesela o uçan ballının. Çıtırdan şunları kovalayayım ya da. Ballı iyice yükselmiş. Bakın tam tepemde şu anda. İyice yükselmiş. Gel. Çatıyı atanın kaynanası ölsün. Gel. Yavrum geç, geç. Gel.
Bak o çatıya attı bağlı. Onlar çatıya attı, bağlı da çatıya attı onlardan sebep. Vay arkadaş ya. Gel. Bu mavi yok piyasada. İşte abi çıldırıyor insan böyle oyun kuşu içinde var ya, çıldırıyorsun ya. Emek veriyorsun, çıldırıyorsun ya. Gerçekten. Ya emek veriyorsun, çıldırıyorsun böyle. Bak ilk uçurduğum mavi piyasada yok. Sürekli 3-5 gündür uçurduğum kuş mavi piyasada yok. Nerede bu kuş? Kim kovaladı? Çakı gibi, zehir gibi kuş piyasada yok. Yani çıldırmamak elde değil ya. Gel. Yani sağa sola atmasının imkanı da yok çünkü ballı biraz keyifsizdi. Ballı, uçurduğumuz ballı biraz keyifsizdi. O daha uçkundu yani, öyle söyleyeyim. Ama kuş piyasada yok. Al işte. Sabah sabah moral bozuktu, başka bir şey değil ya. Kaldırır kaldırmaz ya. Atmacadan korkumuza sabah erken kuş uçurtamıyoruz. Uçum saatini saat 10'a çektik. Atmaca işte karnını doyurur, bize musallat olmaz diye. Kuş aldım, piyasada yok. Kuş nerede? Mavi nerede? Uçurtuyoruz, emek veriyoruz. Bir kısmı ölüyor, bir kısmını atmaca alıyor. Çok az bir geri, elimize kalan çok az geri kalan kısmında işte onlar da satılıyor. Elimizde hiçbir şey kalmıyor. Yani gökyüzüne kuş, gökyüzü kuşa doymuyor, öyle söyleyeyim abi. Gökyüzü kuşa doymuyor. Ne oluyor? Hep yalan oldu işte, gördünüz. Gözünüzle şahit oldunuz bakın. Uçurduğum mavi piyasada yok. Dakika bir, gol bir yani. Bekliyor galiba bizi. Bir yerlerde bizim kuş uçurmamızı bekliyor galiba. Gel. Ya inanın şunları forma sokmak, hedefçi yapmak çok zor ya. Gerçek söylüyorum ya. Çok büyük emek veriyoruz yani. Canlar videolarımızı beğenin. En azından beğenin videoları da. Zararımızı öyle telafi edik. Bu arada da şöyle söyleyeyim, sakın kuşlarınıza çeşmeden direkt doldurduğunuz suyu vermeyin. Çok kötü hastalanıyorlar. Aynı insanlardaki gibi bademcik enfeksiyonu oluyor. Boğaz bademcik enfeksiyonu oluyor. Sakın çeşmeden direkt aldığınız suyu kuşunuza vermeyin. Sakın sakın. Hasta ediyor arkadaşlar. Çiçek hastalığı yapıyor. Dinlenmiş su verin. Yani böyle 5 litrelik, 10 litrelik bir bidona suyu koyun. Onu da betonla ilişkisini kesin o bidonunda. Çünkü betonun soğuğunu alır. Bir işte tahtanın üstünde veya şöyle plastik ızgaranın üstünde bekletin o şaşalı bidonu. İhtiyacınız zaman dinlenmiş su verin. İhtiyacınız zaman dinlenmiş su verin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu arada mavi kuşumuz, uçurduğumuz mavi piyasada yok. Dakika bir, gol bir. Alın canlar, Müge Hanım'ın son haline bakın.
Gözümüz gibi baktığımız kuşlardan. Bakın son haline bakın. Hastalık, geçirdiği hastalık krize giriyor bak. Günlerdir tedavi ediyordum. Şu anki haline bakın. Canım sıkılıyor ya. Kur'an çarpsın canım sıkılıyor ya. Kur'an çarpsın canım sıkılıyor. Ruhum daralıyor ya. Yemin ederim ruhum daralıyor ya. Tipi rüzgarla karışık kar tipi yineden başladı. Hava şu anda tipi bakın. Görüş mesafesi çok düşük. Tipi tekrar başladı. Canım sıkılıyor canım. Yani kuşlara verdiğimiz ilaçlar, aldığımız takviyeler, vitaminlerin haddi hesabı yok. Antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin, ateş düşürücülerin. Ölüyor abi, kuşumuz yine ölüyor, yine ölüyor. Ben anlamadım bu işten bir şey ya. İşe yaramıyor ya. Yaramıyor bir türlü şey ya. Hayret bir şey ya. O da karda yıkanmaya çalışıyor. Canım sıtkın. Çok sıtkın. Moralim bozuk. Gördüğünüz işte. Şahit olduğunuz uçurduğumuz kuş 5 dakikada Beşiktaş paket. Nerede olduğu belli değil. Kolluyor bir şey, kolluyor önüne katıyor götürüyor işte. Emek verdiğimiz kuş, altını beklediğimiz kuş piyasada yok. Kış 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 kış. Ya emek veriyorsun. Yaz kış altında bekliyorsun böyle karda, rüzgarda, yağmurda, çamurda. Piyasada yok. Niye? Gökyüzü yuttu. Gökyüzü kuşa doymuyor.